Nasıl? Salatayı ben yapacağım ha. Dörden iki tane. Siyer oğlum. Kenara koy. Hayda. Nazlı bir de pancar turşusu yaptı. Maşallah ya. Maşallah ya. Bugünü gördük ya, çok şükür. Allah bozmasın Osman'ı. Amin, amin. Ben ufak ufak atmaya başlıyorum da. Bahsini tut biraz. Yusuf banyodan çıksın, ondan sonra hep birlikte oturuyoruz. Bunu pişirmek için diyorum da. Ne kadar yakışıklı değil mi? Kolay gelsin. Merhaba. Oğlum durlar şunu da öyle koy. Ha bak aferin öğrendin de. Ha tamam. Canım. Tamam. Ben anlatayım sağlıkla. Hadi hadi geç. Gel oturalım. Buyur. Biraz tuz sen. Merhaba. Ağır misafirler en son geliyor ha. Merhaba. Kaymak tepedeki için yayınlar olarak kesler yapıyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Herkes pişiremez. Ayşe'cim bunlar senin siparişin. Merhaba. Hoş geldin. İnşallah herif. Merhaba. Hadi abi hadi. Oğlum 9 ay nasıl durdun lan? Niye zahmet ettiniz? Bize yapacak bir şey kaldı mı? Yok canım. Siz oturun. Buyurun oturun. Mangal bekliyoruz. Yusuf. Gelsene buraya. Zeyyetleri adam diyorsun oradan. Bu nerede abi? Haberim yok usta. Ya bırak şu adamı Yusuf. Geldi o kadar dil döktük tınmadı bile. Ben gidip bir bakayım. Çatalları da koyalım. Kırmızı dipli mumla mı çağıracağız ula uşağıda? Allah Allah. Dünya alem Yusuf çıktı diye bayram ediyor. Kuşçudan ses yok. Evet. Yusuf nereye gidiyor? Nereden bileyim ben? Ya Yusuf nereye gitti şimdi? Ha, galiba kuşçuya gidiyor. Ne oldu Ali? Ver canım. Al canım. Yine mi kara düşünceler? Kendine yakıştıramıyorsun. Yusuf'a ne kadar içerlisen de onu hizaya getirmek için ailesinden bir insanı kullanmaya yüreğin isyan ediyor. Aksi halde bu kitapta anlattığın birinci sınıf profesyonel psikopatlardan hiçbir farkın kalmaz. Değil mi? Bu şahsi bir sorun olsaydı bir oğlu çoktan ölmüştü. Onun yüzünden kaç kez küçük düştüğüm halde neden bunu yapmadım? Bir düşünsene. Bizim ülke sevgimiz kitaplarda öğretilene benzemez. Ülkeye yararlı kişiyi babamızın katili bile olsa bağrımıza basarız. Tersi de doğru mu? Ülke için zararlı bulduğunuz kişi babanız bile olsa onu da ateşe atmayı öğrendiniz mi? İyi bildin. Ama yine de masum bir insanı kaldırıp şantaj aleti olarak kullanmazsın. Efendim, Turgay Atacan geldi. Meşgul olduğumu söyle. Peki efendim. Buralarda bir atölye vardı. Biraz beklemeniz gerekecek. Yanılıyor muyum? Bu binanın altında gizli bir atölye var, değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Ağabey hep keresteden imal edilmiş kütük robotlar kullanıyor da bir metin vardı. Morto. Sonra kopyası Namık Efendi. O da sizlere ömür. Derken sonuncu aynalı dolap da sen. Aynı evden çıktığınız ne kadar da belli. Uzun boy size neden batıyor? Küllü tavilun ahmak diye bir fizik kanunu var ya, ondan. Hakkı. Buyur abi. Ya şu Arapçasını söylediğim şu Newton yasasının Türkçe meali neydi? Bütün uzunlar ahmaktır. Anlamadım. Anlamayanlar için tekrar et Hakkı. Bütün uzunlar ahmaktır. Ya kuşçu, çamaşırlarını bana versene. Otelde yıkatırım. Niye? Niyesi var mı ya? Elde yıkıyorsun. Hangi devirde yaşıyoruz? Ben katil değilim. O da nereden çıktı ya? Deterjan katliamlarından haberin var mı? Evlerimizden derelere, denizlere giden o deterjanlar ne canları kıyıyor biliyor musun?
Ne yani, sen şimdi bunları Arap sabunuyla mı yıkıyorsun? Kokla da bak! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beni bağışlamayacak mısın kuşçu? Niye hattin mi? Usta, tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Yani bağışlamıyorsun. Niye anlamıyorsun Miroğlu? Sen beni götürük ettin de mi bağışlayacaksın? Kişinin kendini ettiğini edemez kişiye hiçbir fani. Ni kahpahırsı, ni kıskanç giyini, ni şarap, ni de haşhaş edemez. Kişinin kendini ettiğini kardeş edemez, sırdaş edemez. Tayfun, boran, dağ, daş edemez. Kişinin kendini ettiğini edemez kişiye hiçbir fani. Tutmazsa gerçek dostun elini, kendi kendiyle baş edemez. Kişinin kendini ettiğini ay yaş edemez, oynaş edemez. Mezar soyan ne baş edemez. Ben payımı alıp kaçıyorum. Oğlum, hadi kolay gelsin. Bir dakika, bir dakika. Kızlar şunları alın elimden. Alayım. Ver bakayım. Ver bakayım. Ver bakayım. Ver bakayım. Ver bakayım. Peki. Sadece usta biberleri vermezsem ne olur? Patlarız şu an. Biberleri de alın bakalım. Sağ ol. İyi. Hiç. Canı sıkan bir şey var. Sahi mi? Neymiş o? Yusuf şu an senin yanında olması gerekiyor. Diyen kuşçunun peşine gitti. İyi de sana ne bunda? Üzülmeni istemiyorum. Yusuf'un böyle davranması belki de hoşuna gitmiştir. Yine mi başa dönüyoruz? Yusuf şu anda benim dizimin dibinde olsaydı bu seni çok mutlu etmezdi, değil mi? Onun hayatında birinci sırada olmamam seni rahatlatıyor. Yine haksızlık ediyorsun. Abla, abla, abla. Aferin. Yok. Gidelim artık. Bizimkiler bahçede bir şeyler hazırladı. Bekliyorlar. Niye ettin gene? Gökyüzün eşkıyalarıyla mı savaştın? Oo, ülkemizin sahibi geldiler. Hoş sefa getirdiler. Değerli büyüğümüzün nazik ve güzel sahibeleri nasıllar inşallah? Edepsizlik yapma. Kızma. Hindistan'da sahip sahibe arkadaş demektir. Sohbet edilen kişi yani. Bunu kastettim. Siz sohbet etmiyor muydunuz? Yoksa daha başka şeyler mi yapıyordunuz beni beklerken? Bu tipik röntgenci ruh hali. Ona kızma. Hastalara acınır sadece. Görmeyeli zekası gelişmiş. Yeter! Ah! Bir dakika, bir dakika. Soy tarılığı bırak. Her yer beni kapıda bekletmekle boyunuz kaç santim uzadı onu merak ettim. Ama görüyorum ki değişen hiçbir şey yok. Aramızdaki fark hala aynı. Tabii benim yerden aşağı olan kısmımı saymıyorum. Çünkü bu iceberg'in görünen kısmı.
Derdin ne? Elimdeki liste için ne önerdiğini öğrenebilir miyim? Ne yüzle bunu soruyorsun lan? Savaşı deşifre etmedin ve Miroğlu tahliye oldu. Bundan sonra o listeye senin paranla bir ruble bile vermem. Bir dakika. Ruble niye benim param oluyor? KGB'nin güdümüne girdiğini bilmiyor muyuz? Abi yok öyle. O zaman sen de Siyah'ın emrine girmiş bulunuyorsun. Bak senin derini yüzerim. Ya nasıl? Kanına dokunuyor değil mi? Benim neler hissettiğimi bir düşünsene. Ulan sen kendini benim dengim mi sanıyorsun çakal? Haşa, haşa. Sen dünsün, ben yarınım. Seni nasıl kendi dengim sayarım? Neyse, bunları bırakalım. Liste hakkında konuşalım. Uyanık adam rolü oynadığın zaman çok komik ve aptal oluyorsun. O listeden kuruş kazanamayacaksın. Hiç kimse bunları yayınlamaya cesaret edemez. Öyle mi sanıyorsun? Yasal servislerce maaş verilen gazetecileri deşifre etmeye benzemez bu. Birimin resmi bir niteliği mi var ki gazetecilere maaş versin? Çocuk kandırıyorsun değil mi? Elimdeki belgenin ne olduğunu anlamayacak kadar aptalım ben. Değil mi? Elinde ne karın ağrısı olursa olsun sen de biliyorsun ki birimle bağlantılı gazetecilerin deşifre edilmesi ülkeyi çatısından temeline kadar sirkeler. Dolayısıyla kimse bu konuda bir tek belgeye dayanarak yayın yapamaz. Senin hesabının ne olduğunu biliyorum. Bunların gerçekten yayınlanabileceği havasını uyandırıp bazı enayilerden para sızdıracaksın. Tabii asıl amacın benim buradan alınmamı sağlamak. Bak bu doğru. Bir amacım da birimi senden kurtarmak. Sersem. Ben gidersem buraya geleceğini mi sanıyorsun? Hem de nasıl? Öyleyse su katılmamış bir salaksın. Yoksa bu halinle tekrar böyle bir göreve gelmeyi hayal etmezdin. Niye? Ne varmış ki halimde? Sen sırf para için tetikçilik yapmadın mı? Kuzeydekilerin isteğiyle Ekrem Hoca'yı öldürmedin mi? Sonra başka bir yerin isteğiyle de Mavi Geçiş'in hukuk danışmanını yok etmedin mi? Bunları bilmiyor muyuz? Birimin yararlandığı gazetecilerin listesini sana hangi gizli servisin postaladığından haberimiz yok mu? Asaf dediğin adamın artık kime çalıştığını Sağır Sultan bile biliyor. Sen düşmanın her türlüsüyle işbirliği yapabilecek bir hainsin. Sen bilirsin deyince kavga çıkmazmış. Hadi uslu uslu git bakalım. Kuşu, beni bağışlamayacak mısın? Niye laf anlamıyorsun? Benim bağışlamam söz konusu değil. Kendine karşı ettiğin hatanın bedelini ödedin mi? Ödemedim mi? Sana çok zor gelen bir şey yapman lazım ki bedel ödeyesin. Aklının sesini dinlemedin gittin. Her şeyin bedeli kendi cinsinden olur. Şimdi öyle bir şey yapacaksın ki aklına ders gelsin. Bile bile aklını çiğneyeceksin ki bedel bedel olsun. Ne gibi? Sen içerideyken kapında sadık köpek gibi duran bu adamı affedeceksin. Diyeceksin ki hata işlemeye devam ediyor. He, haklısın. Ediyor. Bunu affetmek akıl kârı değil. Doğru, değil. Ama kendini cezalandırmak için bunu affedecek. Anladın mı beni?
Usta sağ ol. Sağ ol. Bak geldik. Geldik lan işte ne var? Oh be. Dayı, nerede kaldınız abi? Etler soğudu. Buyurun. Geç hoş geldin. Geç, hoş geldin kuşçu. Hoş geldin kuşçu. Buyurun oturun. Oturun. Zeynep niye buradasın? Yanlış bir şey mi yaptın? Niye? Yüzüme bile bakmıyorsun ama. Ne ilgisi var Zeynep? Hadi gel biz bekliyoruz. Tamam yersin patlamadın. Yusuf'un attığı her adımdan haberim olacak. Anladım efendim. Her sabah ayrıntılı bir rapor alacağım senden. Ama o hissetmeyecek. Peki efendim. Börek getirdim. Küçük bir parça alayım. Tamam. Bu ne kibarlık bu abi? Küçük bir parça. Vallahi karışma bana ya. Kapa çeneni. Sen bari yapma usta. Nasıl belli benim ettiğim o niye? Elinize sağlık, her şey çok lezzetli. Senden değil mi? Her şey çok güzel. Allah bu keyfimizi daim etsin. İnşallah. Amin. İnşallah yakında düğün yemeğini de göreceğiz de. Hayırdır, kim evleniyor? Sen, yakim. Olur inşallah, olur. Ya ne zaman karar verdiniz buna? Yok canım, bir şey karar verdiğimiz yok. Vaktidir. Zeynep'in yaşı küçük emme. Yusuf çok büyüdü. Kuşu sen de mi? Ben de. Ne diye şaştın? Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Evladım rahatsızlık veriyorum. Yusuf Miroğlu Neyi burası mı? Evet de siz kimsiniz? Miroğlu ile konuşacaktım. Ne konuda? Kendisiyle görüşsem. Bekleyin biraz. Usta. Pardon. Buyur amca. Miroğlu sensin değil mi? Buyurun benim. Rahatsız ettim. Estağfurullah, sofraya buyurun. Yemiş kadar oldum evladım. Fazla kalmayacağım zaten. Bana 5 dakikanı ayırırsan lütfen. Estağfurullah. Şöyle geçelim. Buyur dinliyorum amca. Daha bugün Aydın'a kavuştum. Kusura bakma. Böyle birdenbire... Anlat amca. Nasıl desem, etrafımızı çakallar sardı evladım. 35 yıllık emeğimi çekip almak istiyorlar elimden. Kimlerden söz ediyorsun? Cevat Sudağ'ı bilirsin. Yo, kimdir? Baba işte yani. Uzun hikaye. Bundan 35 sene önce köyde neyim varsa satıp bir arsa aldıydım. Uzaktan boğazı görüyor ama... O zamanlar pek değerli değildi oralar. İyi kötü bir ev yaptım. Bahçesine meyveler diktim. Ömrümü verdim. Şimdi bu Cevat Sudak gelip el koydu. Tapunuz yok mu? İşte mesele orada. Vaktiyle Oduncu Bektaş diye bir emlakçı Çengelköy sırtlarında yerler satardı. Bazılarının tapusu yoktu. Parsellemiş işte nasıl etmişse. Ondan aldık. Benim gibi 5 aile daha var. Tapu yok da öyle muhtar senedi gibi bir şey verdim. Türkiye'den göçen bir Ermeni'den aldım demişti. Zilliyet yoluyla tapu edinecektik. Nazlı dur tamam. Tamam. Bir Nazlı dakika dur bekle canım. Otur oğlum. Ya otur sen. Ne oldu Zeynep? Otur otur. Ay. Nazlı çok yoruldun dinlen biraz. İyiyim Gülçin. Şimdi geçer. Canım. Nazlı neyin var? Sancılandı birden. Hastaneye götürsek? Ya yok bir şeyim. Ne olur kimse duymasın. Bakın geçti gitti. Hadi tatlı ve meyveleri çıkartalım.
Hadi biz hallederiz. Sen doğru yatağa. Hadi kalk. Ama olur mu? Hadi Nazlı. Şşt. Ay. Of hadi. Allah Allah. Sene 91'de bir adam çıktı ortaya. Ferhat Uzun diye biri. Eline sağlık. Bütün arsanın sahibiyim dedi. Nasıl? Asıl sahibi olan Ermeni'nin kızını Fransa'da bulmuş. Yok bahasını almış. Elinde tapu var yani. Öyle ama ben dahil ötekiler bundan 35 yıl önce bu araziye varımızı yoğumuzu verdik. Bunca sene üzerine baktık, ettik, ağaçlar dikip bahçe yaşattık. Biz zilliyet beklerken bir cibiliyesin elinde oyuncak olduk. Peki şu baba dediğin adam? Cevat Sudak. Şöyle oldu. Ferit zilliyet davasını beklemeden bizi oradan atmak için bir mafya tuttu. Cevat Sudak. Evet. Hı-hı. Bu arazinin ortasında bir de İSKİ'nin vaktiyle su toplama havzası diye istimlak ettiği bir yer vardı. Evet. Ama etraf evle dolduğu için su toplayacak şeyi kalmamıştı. Hı-hı. İSKİ burayı satarken Ferit'le Cevat da anlaşıp ihaleyi kimseye sokturmadı. Hı-hı. Cevat bu parseli kendi üzerine aldı. Sonra da Ferit'i kovup bütün araziyi aldı. Derken zilliyet davası da aleyhimize bitti. Temiz ettik ama sonucu beklemeden bizi evlerimizden atmaya çalışıyor. Öldürürüm diyor. Amca sen şimdi bir kağıda ismini telefonunu yaz. Ben bu meseleyi avukat arkadaşıma bir danışayım. Beni dinledin ya Yusuf. O bile yeter. Ne demek amca? Amca bari buyur bir kahve içelim. Başka zaman inşallah. Peki ben ilgileneceğim bu meseleyle. Sen tatlıların güzel. Ben kadayıfa da bir bayılırım. Onu da iyi ederim. Onu da mı sayalım? Yardım Yusuf'a bunlar tam sen. Ne görüyorsan sofranın üstüne çiçek arayacağın şey benim eserim. Şimdi tabak alalım da. Sana iş çıktı. Sudan bir elma ver ya. Buyurun. Bu amca evini kaybetmek üzere. Çok da anlamadım. Bir ara sen öğrenirsin. Zahmet olmasın. Zeynep. Yersin değil mi? Elma da iyiymiş ha. Zeynep. Nereye? Bulaşığa yardım edeyim. Portakal yiyeyim bana. Dur sana soyun. Bırakın! Bırakın! Bırakın babamı! Bırakın babamı! Biliyorsunuz Allah dedim! Allah belanı versin! Çabuk! Baba! Bırakın! Lanet olsun bırakın! Bir yerin acıyor mu? Defol! Defol! Lanet olsun. Evet şimdi... Şimdi beni hayatının neresine koymayı düşünüyorsun Yusuf? Masanın, yatağının... Yoksa silahının yanına mı? Yerinin neresi olduğunu hep bildim. Sen... Babam... Bir tek... Ben... Vicdan azabı gibi... Bir kenarda durup sizi seyredeceğim. Bütün bunları gerçekten inanarak söylüyorsun. Yani ben bu suçlamaları hak ediyorsam... Yeter! Gerçekten hak ediyorsam... Bırak onu! İki kurşunu da ben kendi bacaklarıma sıkmalıyım. Bırak! Seninle ben aynı değilsek... Ve ben... Sen bu durumdayken benim kendimi tam hissettiğimi düşünüyorsan yapabileceğim tek şey bu. Daha fazla canımı acıtma. Daha fazla korkutma ne olur. Yeter artık. Zeynep, neden gözüme bakmıyorsun? Ben ne zaman bakmaya çalışsam sen orada yoksun da onda. Özür dilerim, bugün seninle gerektiği gibi ilgilenemedim. Seni o kadar özledim, o kadar bekledim ki... ...ilk karşılaşmamız daha farklı olur sanıyorum. Ben seni özlemedim mi?
Bunu bir tek sen bilirsin. Evet, ben bilirim. Seni özledim. Hem de çok. Bunu belli edemiyorsam toyluktandır. Ben Zeynep'i çok özledim. Hemen yüzüme bakıp gülmezse kalbim fena kırılacak. Seni şapşal. Söylemezsen nereden bileceğim? Artık beni sevmediğini, sıkıldığını bile düşündüm. Büyü artık küçük kız. Ama ben seni çok seviyorum. O zaman daha akıllı ol. Saçma sapan şeyler düşünme, tamam mı? Tamam. Ama sen de bir daha benden uzak kalma, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Sen büyüklüğü kaldıramadın. Bizi kötü kişi ettin. Bir de sevdiğim saydığım bir kardeşimle beni karşı karşıya getirmeye kalktın. Bu kafayla tek oğlunu kaybedersin. Buraya bir çuval para döktüm. Ne? Para mı? Ne parası? Adam ol da bari yalan konuşma. Yetime, sen beni arıyorsun. Ne yapacağım bana? 35 yılımı aldıktan sonra canımı da al. İyi dinle beni. Son defa uyarıyorum. Eğer bir oğlu ile papaz olursam sen de oğlunu kaybedersin. Şimdi git. Anlaştığını söyle. Vazgeç. Sen kaba dayısın ha. Sana delikanlı adam diyorlar, öyle mi? Tuh! Alın şunu başımdan. Bir şey yapamaz ki, ne yapar? Ona göre Aziz korkutarak işi bitirecek. Bizi tanımıyor bile. Bütün bunlar ya, o ferit köpeğinin yüzünden. Bu alçağı İSKİ ihalesine getirmeseydi onunla bir şey eder anlaşırdık. Ben polise gidiyorum. Ya hanım, sen hepimizin kökünü mü kazıttıracaksın? Çoluk çocuk var. Bunlar vicdansız, bunlara uyulmaz. Defol başımdan be adam. Babanın tırnağı kadar olsaydın o çakal gelip evimizi elimizden alamazdı zaten. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Baba. Ne oldu? Bir şey yaptılar mı? Ya senin gelin polise haber vermeye gidiyor. Kızım, yapacak bir şey yok. Bu sabah Miroğlu'na gittim. Destek sözü aldım ama bu çakal onun arkadaşıymış. Deme ya. Üzülme kızım, ne yapalım? Kanıma dokunuyor baba. Bir günahımız olsa gam yemeyeceğim. Benim günahım var kızım. Sen bu işin geçmişini bilmiyorsun. Biz burayı tapusuz aldık. Para verdik ama tapusuz aldık. Ama bir gün sahibi olan o Ermeni geldi. Hepimizden 3-5 kuruş para istedi. Ben verecek oldum. İşte bunlar tamah ettiler. Adam Fransızlardan gelip para mı alacak? Yok öyle ya mı dediler. Ermeni haklıydı. Üstelik bizden çok bir şey de istemiyordu. Komşular benim de para vermemi engellediler. Ermeni de gitti, hepsini Ferit'e sattı. Ferit ne yaptı? O da bizi buradan atsın diye mafya tuttu. Ama gördüğümüz mafya onu da def etti. Sen karar ver kızım. Günahımız yok mu? (Gülüyor)
yakında buradan çıkacaksınız. Hiç zahmet etmesin. Çıkacağım da ne olacak? Alemin yüzüne bakamam. Amca tamam. Kızınız bir cahillik etmiş. Baba evlat birbirini bağışlar. Ama onu baştan çıkaran adamdan hesap sorulması gerekiyor. İyi de o da evli barklı bir adam. Ona acıyorsun. Yo. Çoluk çocuğuna acıyorum. Böyle düşünürsek hiçbir suçluya ceza verilemez. Bırak Ayşegül Hanım gereğini yapsın. Peki. Bu işi çözeceğiz Hacı amca. Ne diyeyim? Allah razı olsun. Biraz öteberi getirdik. 3-5 kuruş da var. Şimdi verirler sana. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti Hacı amca? Seni inciten olursa nasıl haber vereceğini biliyorsun. Sayende kimse dokunmuyor. Tekrar görüşeceğiz. Allah gönlünüze göre versin. Ne diyeyim? Demek ki sizin gibiler var da onun için dünyanın direği kırılmıyor. Hadi Allah'a ısmarladık Hacı amca. Allah'a ısmarladık. Süs köpeği gibi oturmuş. Birilerinin beni sevmesini bekliyorum. Vay be. Şahane. Keçileri kaçırmış bir kızın kabaran üzünü. Merhaba. Merhaba. Teşrif buyuracak mısınız? Bir çay içimlik vaktim var. Galiba seninle görüşmek için randevu almam gerekecek. Vay, sanatçı tarafından haberimiz yoktu. Kolaj yapıyorsun ha? Dergilerini katlettiğim için özür dilerim. Sakinleşmem gerekiyordu. Yine neye sinirlendin? Ben çayları koyayım. Sen otur, ben koyarım. Bari bir işe yarayayım. Bugün Aziz amcanın işine de ayıracak vaktin olacak mı? Bakacağım. Ama Sabri abin aldığı ilk bilgilere göre olay çetin. Sen üstesinden gelirsin. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdilik çok ciddi bir durum yok. Ancak Nazlı Hanım'ın çok dikkatli olması gerekiyor. Kesin istirahat şart. Ama bu imkansız. Maalesef hamileliğiniz zor. Bu bebeği istiyorsanız bana kulak vermeniz lazım. Çok riskli. Siz orasını merak etmeyin doktor hanım. Gerekirse Nazlı'nın başında nöbet tutar, yataktan çıkarmam. Tekrar sancılanırsanız anında haberim olsun. Peki. Bu ilacı da almayı unutmuyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Tamam, oldu. Tamam, görüşürüz. Akşama 5'te tamam. Sen kimle konuşuyorsun? Tamam, tamam, görüşürüz. Kız, nereye böyle? Ödümü kopardın hain. Ne o öyle önüme çıkıyorsun çakal gibi? Hiç göresim geldi senin. Ne o, karın köye mi gitti? Gel şöyle. Ne oluyor be? Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Kız inat etme de dinle. Benden habersiz ne işler karıştırdın sen bakayım. Ne karıştırmışım be? Mahkemeden kağıt geldi. Bir şeyden haberim yok. Seni yalancı. Benim hapishanelerde mi süründün Cenab? Bir şey bilmiyorum dedim. Her neyse. Sana kızdım sanma. Bir çare bulalım diye. Ne çare bulacak mısın ki? Karıyı boşuyorum. Evleneceğiz. Bunu daha önce de söyledim. Bu sefer kesin. Şimdi senden buradan kaçıp gideceğiz. Babamın açtığı dava başlayana kadar seni mutlaka nikahıma alacağım. İnsan bir kere kanar. Kayıpaklık etme kız. Sözüm söz. Bak kabul etmezsen
Hem kendini hem de beni yakarsın ona göre. Neye bakıyorsun sen? Kiralık ev ilanlarına. Yani ayrılmak istiyorsun ha? Bu fikri kendini alıştırsan iyi olur. Ömür boyu birlikte yaşayamayız değil mi? Şimdi zamanı değil bence. Hadi sen de benden kurtulmak istiyorsun. Doğrusu bazen çekilmez oluyorsun. Ama genelde memnunum. Altın gibi bir kalbim var. Ne demezsin. Şaka bir yana artık kendime ait bir ev istiyorum. Hem kedimi de çok özledim. Bunun için üzgünüm. Kedi fobim olduğunu biliyorsun. Evet. Ayrıca artık iki kişilik bir hayat için hazırlık yapman gerekiyor. Ne dedin anlamadım. Demek istiyorum ki Yusuf'la evleneceğinize göre... Onun böyle bir niyeti yok. Hadi, bu doğru değil. Yani evlendikten sonra yeni bir eve geçersin demek istiyorsun. Mantıklı olan bu değil mi? Desene birkaç yıl daha seninle ev arkadaşı kalacağız. Ya da birkaç ay. Hadi ben gideyim, zaten çok geç kaldım. Tamam, gidersin. Bak. Hah, geldiler. Abla, doktor ne dedi? Bize birer çay getirmesin Gonca. Nazlı'yı dinlendirelim biraz. Karnınız aç mı? Yolda gelirken bir şeyler yedik Gonca, sağ ol. Nasıl isterseniz. Nasılsın bakalım, nasıl geçti? Yeni bir durum yok. İyiyim. Yusuf, biraz konuşabilir miyiz? Tamam. Hadi biz de şöyle geçelim. Tamam. Sağ ol. Yusuf, Nazlı'nın hamileliği çok da yolunda gitmiyor. Hayırdır, sorun ne? Düşük yapma riski yüksek. Doktor hamileliğin sonuna kadar yatmalı diyor. Ama Nazlı yanaşmıyor. Daha doğrusu Ali'yi hissettirmek istemiyor. Gonca, gelsene bir dakika. Efendim abi. Nazlı doğum yapana kadar evde kalmanı istiyorum. Peki abi. Keseceğim hepsini. Hepsini keseceğim. Keseceğim, hepsini keseceğim. Hey, baba. Baba. Hey, baba. Dur. Yapma. Yapma. Hey, dur. Çekilin. Çekilin. Baba, ne yaparsın? Mahkeme bu ağaçlara değer biçti bari. Sen sus be Sersem. Ben buraya bir ömür verdim. Bir ömür. Bu ağaçlara verilecek 3 kuruşa lanet olsun. Lanet olsun. Yapma be. Lanet olsun. Selamun aleyküm. Tamam. Amca bir görüşebilir miyiz? Görüşecek bir şey yok. Hayırdır, ne oldu? Nedir mesele? Niye soruyorsun? Sen de Cevat Sudan adamı değil misin? Tövbe ya. Kim dedi bunu? Neler oluyor bacım? Bizim casusluklarla ne alakamız var? Babam öyle demiş. Kim öyle demiş? Cevat Sudak. Miroğlu benim dostum demiş. Hiçbir şerefsiz adam Miroğlu'nun dostu olamaz. Bunu unutmayın. Sonra olayı araştırdım. Başınızdaki derdi biliyorum. Amcayı ikna edin. Onunla görüşmem lazım. Sahi mi? Bizden yana mısın? Yani Miroğlu bizden yana mı? Şöyle bir bakın bize. Tanıdığınız çapulculara benzer tarafımız var mı? Ben babamı ikna ederim. Evet. Çok zarara uğradım Yusuf. Ne kadar? 12 milyar kadar. Ödeme hemen yapılsın. Ama Yusuf... Dediğimi yap Gülçin. Teşekkür ederim. Senden de bu beklenirdi zaten. Merhaba. Vay 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 vay. Kimler teşrif Merhaba. Etmiş? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana da uğrasanıza. Çay içer laflarız Tabii biraz. Tabii geliriz. Ay. Yorulmuş bir haliniz var. Ayşegül'le birlikte bir jimnastik salonuna kaydolduk. Ha, spordan geliyorsunuz. Bana hiç sorma. İlk 5 dakikada nefesim tıkandı. Ama Zeynep hiç durmadan 1 saat vücut çalıştırdı. Aferin kız sana. Oh, nihayet bir aferin aldık. Aziz amcanın durumu ne? Getirdim dosyaları, yanımda.
Ben göçünü işgal edeyim en iyisi. Zeynep, sana zahmet bize iki çay söyler misin? Ne demek, emriniz olur. Aziz amcanın işi karışık. Sana güvenim sonsuz. İnşallah utandırmam. Tost yaptıracağım, ister misin? Bırak birini gönderelim. Yo, biraz da hava alacağım zaten. Tamam, sen bilirsin. Tamam. Merhaba. Pardon. Ben imzalatırım. Tamam güzelim, kızma. Nazik bedenini yorma istedim sadece. Ne biçim konuşmak lan bu? Ne dedim ki ben? O ne biçim konuşmak lan, hıyar! Nesi varmış? Gülçin Hanım, bir dakika. Boş ver, sinirlenmeye değmez. Usta mı yazdı? Hı-hı. Tamam. Ne adi sivrisineksin. Emecek damar buldun mu kan bırakmıyorsun. Bir daha Gülçin'e terbiyesizlik edersen seni betona gömerim, bilmiş ol. Sadece Gülçin Hanım mı? Ne dediğimi duydun. Kemiklerin betona sıkışsın istemiyorsan dikkatli ol. Yürü git şimdi. Ne yapmayı düşünüyorsun? İhalenin iptali için dava açmak lazım. Fesat karıştığı belli. Yeter ki insanlar korkmasın, tanıklık etsin. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam. Keyfin yok. Usta, iyi delikanlı dediğim Cevat Sudak pislik etmiş. Bir de senin için de sevdiğim kardeşim türünden laflar ediyor. Aziz amca da biz de işin içindeyiz diye pes etmek üzereydi. Şunu bir arayalım bakalım. Tamam. Alo. Cevat Bey'le görüşeceğiz. Yusuf Müroğlu. Tamam. Müroğlu aradı deyin yeter. İyi günler. Hemen Aziz amcaya gidiyoruz. Tamam usta. Niye beni bekletiyor ya? İşi var Serhat Bey. Sana dün verdiğim numarayı bulsana bana. Amca, biz belaya hevesli değiliz. Haklarımızı savunmak için cesur bir avukat arkadaşımız var. Size yardımcı olacak. Bu durumda karar sizin. Dün babamı zorla götürdüler. Sabah niye söylemediniz? Oğlum, hepimiz korkuyoruz. Belli etmeden bir bakın. Şu ilerideki herifleri tanıyor musunuz? Tanımıyoruz ama onlardandır. Peki amca. Dediğim gibi karar sizin. Eğer avukat arkadaşımıza vekalet verirseniz onu kimse engelleyemez. Gidelim. Tamam usta. Hadi bize müsaade. Müsaade sizin. Eline sağlık. Afiyet olsun. Abi, şu herifleri izlemek lazım. Tamam. Gönlünü ferah tut amca. Her şey hallolacak. Sağ ol Yusuf. Sağ ol. Hadi Allah'a ısmarladık. Eyvallah. Güle güle. Sen hiç laf anlamaz mısın be adam? Baba hadi. İçeri gel, belki konuşma onlarla. Nereye geliyormuş? Cevat abi bekliyor. Cevat abi sana ne demişti? Hadi yürü, gidiyoruz. Bırak o sopayı. Hey, bırak. Baba. 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 Kime vuracaksın sen? Bırak. 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 Bırakın oğlum, kaç! Bırakın! Defol! 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 Defol!
gidin. Yürü. Baba, hiç yürü. Defol lan, defol lan. Bırak. Baba. Bırak. 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 Hadi. İçeri gel baba. Yürü yürü. Dur. Yusuf'u izleyenleri sık sık değiştireceksin. Öyle yapıyorum efendim. Güzel. Serhat gelsin. Peki efendim. Turgay'ın bu cüreti nereden? Sakin ol. Sakin mi? Bütün hayatım karardı. Şeytan azap da gerek. Turgay'ın tek hayırlı işi seni üzmesi. Bu ne demek? Adi herif. Birimle ilişkin var diye kendini tanrı mı sanıyorsun? Her yere sataşıp durdun. Her altı yedin. Yani kurban veriliyorum. Seni hemen kurban verirdim ama birim zarar görür. Hadi git. Birazdan büyük bir ses duyacaksın. Sonra da tam sessizlik. Müroğlu arıyor oğlum, Müroğlu. Aradığımızı söyleyin. Neredeyse ulaşın. Acele edin. Beklemenin anlamı yok. Yerini öğren gidip bir ziyaret edelim. Tamam usta. Hadi git eğlen biraz. Tamam. Çok geç kalmam. Olmuş mu? Olmuş. Güle güle. Oh be! Hiç gitmeyecek zannettim. Zeynep, şimdi seni arayacaktım. Bu akşam bir planın yoksa gelir misin? Birlikte bir şeyler yerdik. Ayşegül'e sıkıntı vermeyelim. Yok yok, o dışarıda. Hadi evet de. Bir saniye. Abi öğrendi mi yerini? Birazdan haber gelecek usta. Alo. Tamam, yarım saat sonra oradayım. Tamam. Bay bay. Oldu işte. İyi de ne yemek yapacağım? Ay. Çok mu abartılı olur? Bana ne? Romantik olsun. Hadi. Aa, şapşallaşma. Önce yemek. Abi haber alır almaz ararsın. Tamam usta. Hadi asmalık. Güle güle. Thank you.
geldi işte. Of. Kim o? Benim Yusuf. Bu ne hal böyle, rahat mısın? Of. Öf. İyi yemek yapamıyorum. Her şeyi de son dakikaya bıraktım. Bana mı? Öyle görünüyor. Telaş etme, yemeği birlikte hazırlarız. Yok yok, aslında her şey hazır. Sen geç, ben hemen şunları vazoya koyup geliyorum, tamam? Bir şey mi kutluyoruz? Bu sana bağlı aslında. Otursana. Hiç fena değil, eline sağlık. Beğendin demek. Başka ne var yemekte? İyi misin? Bekleyemeyeceğim. Neyi? Madem sen beceremiyorsun, ben sorayım. Benimle evlenir misin?